Şu anda sahile doğru ilerliyorum. Malum kişi ve adamlarından bir iz yok. Engin? Engin, gel lütfen bekle. Bir açıklama yapmama izin vermek zorundasın. Ya bana böyle çocuk gibi küsemezsin. Ben sana küsmedim Sofya. Seni sildim sadece. Artık hayatımda olmayan kişilere küs olmamın bir manası yok benim için. Kalbini kırdığımı biliyorum. Özür dilerim. Ya Sofya, aldatmanın özrü olur mu hiç? Seni sevdiğimi söylüyordum ama aslında sevmiyordum. Çok özür dilerim diye bir cümle olur mu ya? Bir dakika ya. Seni sevmediğimi kim söyledi? Sofya, şu anda görevdeyim. Lütfen daha fazla vaktimi alma. Her şey gün gibi ortada. Ben seni seviyorum Engin. Hem de hayatımda hiç kimseyi, hiçbir şeyi sevmediğim kadar çok seviyorum. Neden beni aldattın o zaman? Ben seni aldatmadım. Seni üzecek hiçbir şey yapmadım. Beni üzecek hiçbir şey yapmadın. O zaman neden ben şu anda çok üzülüyorum? Çünkü sana yalan söyledim. Aslında yalan da söylemedim. Sadece gerçeği söyleyemedim. Anladım. Çok özür dilerim hayatım. Ben yanlış anlamışım. Dışarıda başka birisiyle yemek yerken bana annemleyim demen asla bir yalan ve aldatma sayılmaz. Benim eşek. Beni affet lütfen Sofya. Engin, benimle dalga geçme. Asıl sen benimle dalga geçiyorsun Sofya. Lütfen şimdi çekil yolumdan, işim gücüm var. Çekilmiyorum işte. Sofya, lütfen çekil. Bak, baban görecek şimdi. Görürse görsün, bana ne? Zaten bence artık itiraf edelim babamla ilişkimizi. Ben bu strese daha fazla dayanamayacağım. Sofya. Efendim? Dediklerim kulağına gitmiyorsa dudaklarımı oku. Bizim artık bir ilişkimiz falan yok. Sen bana yalan söyledin. Beni aldattın. Her şey bitti. Tamam. Engin, bekle. Sana her şeyi anlatacağım. Ben daha fazla yalan dinlemek istemiyorum Sofya. Her şey çok açık ortada. Ya neymiş ortada olan? Sen beni sevmiyorsun. Ya. Görev için uzağa gittiğim ilk fırsatta beni aldattın. Tam tersine. Seni çok sevdiğim için yaptım ben bunu. Hemen babandan bir alıntıyla cevap vereyim sana. Allah Allah. Dalga geçme benimle. Sen de geçirtme o zaman. Ben dün akşam Alex'le buluştum. Alex'le? Dur o zaman babanı bir daha analım. Allah Allah! O aradı beni. Lütfen bir buluşalım, kahve içelim dedi. Aa canım, yazık ya. Haliyle sen de kıramadın tabii eski sevgilini. Hazır Engin de piyasada yok. Oh! Fırsattan istifade bir buluşayım da beraber eski günleri hatırlayalım. Hatta bakalım aşkımızı küllerinden yeniden doğurabilir miyiz dedin, değil mi? Öyle değil mi? Hayır. Tam tersine, onu tamamen hayatımdan çıkarmak için görüştüm onunla. Onu hayatından çıkartmak için beni aldattın öyle mi? İlginç bir yöntem. Engin, her dediğimle dalga geçmeyi kes lütfen. Ya ben seni seviyorum. Seninle olmak istiyorum. Ona da bunu söylemek için buluştum. Yoksa hiç peşimi bırakmayacaktı. Durmadan arayıp mesajlar çekecekti. Benimle görüşmek isteyecekti. Ve her defasında sen buna çok bozulacaktın. Bana kızacaktın. Boş yere kavga edecektik sürekli. Küsecektik. Ben bunların hiçbiri olmasın diye. Peşimi bırakmasını, beni aramamasını söylemek için buluştum onunla. Ona da
Sana ne kadar asık olduğumu anlattım. Aramızda arkadaşlıktan daha fazla hiçbir şey olmasının imkansız olduğunu söyledim. Telefonda bana yalan söylediğinde kalbime nasıl bir bıçak saplandığını biliyor musun peki? Biliyorum. Çok özür dilerim. Ama ilk görüştüğümüzde sana gerçeği söyleyecektim. Telefonda bunu söyleyemezdim ki. Yüz yüze söylemek daha iyi olurdu çünkü. Bir de annemin o anda yanında olacağını bilemezdim ki. Anladım. Bana yalan söylediğin için değil, yeterince sağlam bir yalan uyduramadığın için üzgünsün. Hey koçum be. Karşı taraf Adana. Onun üstü Toroslar. Torosların üstünden bana doğru püfür püfür gelen bir rüzgar. Ulan ben de Adana'dan ne isterim be? Ha? Engin! Daha ne kadar devam edeceksin bu işkenceye ya? Ya sana her şeyi açıkladım işte. Çok canım yaktın, ne yapayım? Bir şekilde acısını çıkartmam lazım senden. Bu yardımcı olur mu peki acının hafiflemesine? Ne yardımcı olur mu? Abo! Ne oluyor lan? Baban gördü her şeyi. Engel! Yok canım. O mesafede nasıl görecek? Engel! Görmüş müdür? Görmediyse neden bana şu anda kızgın boğa gibi bakıyor? Allah geliyor valla. Kaçma lan! Kaçma! Erkeksen kaçma! Senin var... Ulan... Kaç Engel, kaç! Kaç, kurtar kendini! Korkudan belden aşan felç oldu, kıpırdayamıyorum aşkım. Ya! Kaçma lan! Şerefsiz! Ulan kaçma lan! Engin senin var ya! Engin saçmalama, kaç! Öldürecek hepimizi! Aşkım, hakkını helal et. Ben yüzerek gerek Mersin'e kaçıyorum. Tamam. Allah! Gel lan buraya! Senin var ya... Lan şu mu lan burada? Kaçma! Oğlum nereye kaçacaksın he? Nereye kaçacaksın? Baba ne olur. Baba lütfen. Baba ne olursun bir şey yapma ne olur. Önce o şerefsizi öldüreyim, sonra gelip seni de öldüreceğim. Yok. Sen bekle beni, bekle. Baba, baba ne olur, ne olur baba. Baba! Babanın da senin de. Baba! Gel lan buraya! Baba bizi yok. Buraya gel! Sefelek, buraya gel. Baba geliyor. Kaç sen kaç. Baba! Senin var ya. Dursana ulan! Ulan dön! Senin var ya senin. Baba! Baba! Nereye? Nereye kadar kaçacaksın lan? He? Şerefsiz he? Baba lütfen! Başka gel lan buraya! Bildiğiniz gibi değil! Vallahi bakın! Gel lan buraya! Allah! Atla sen atla! Atla nereye kaçacaksın? Baba, şerefsiz! Baba! He? Baba! Gel lan buraya! Baba! 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 Gel lan buraya! Şerefsiz! Baba! Baba! Buraya gel, buraya gel. Seni ellerimle öldürmezsem şerefsiz! Baba! 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 Şerefsiz! Baba! Şerefsiz! Baba yapma! Şerefsiz! Baba! Şerefsiz! Seni de geberteceğim! Gir inşallah. Başkomiserim. Başkomiserinin de, senin de.